Bu yaz periyodu da aslında bizim için çok daha yoğun geçti. Çünkü biz de geçen sezonlara göre bir yapılandırma sezonu olarak biraz düşünüyorduk. Bunda da en azından kulüp ve kulüp açısından da yapılandırmaya gittiğimiz bir sezonda. O yüzden yaz dönemi çok yoğun geçti. Öncelikle diğer sezonlara farklı olarak hocamızla erken anlaştık. Hocamızın seçiminde tabii herkes biraz Avrupa Futbol Şampiyonası'na bağlayacak ama üçlü oynama şeyini biz aslında üçlü oynamayı düşündüğümüz için Fırat Hoca ile anlaştık aslında. Bir sistem seçimi yapmıştık ve bunu Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce belirlemiştik. Hocamızı da ondan önce şey yaptık. Hocamızın asıl düşüncesi bu dönem ve kulüp olarak biz üçlü sistemi deneyeceğiz açıkçası. Transferler de biraz o noktada düşünülen transferlerdi. Bu sisteme uygun oyuncuları bulmaya yönelikti. Şu ana kadar yani birçok düşündüğümüz oyuncuyla anlaştık. Tabii bugün de belki bitecek bir oyuncu olabilir. Bu süreçler de var. Daha takviye de olabilir. Zaten transfer sezonu maçlar devam ederken de bir süre devam edecek. O noktada henüz bitirdik diyemeyiz tabii ki transferleri. Ama şu ana kadar yani düşündüğümüzün %80'ine yakın bir başarı olarak düşünüyoruz. Tabii başarı sonuçla odaklı. Tabii bu transferlerin asıl anlam kazanması sahada belli olacak. Yıllardır aklımızda olan bir düşünceydi. Bunu uygulamaya çalışıyorduk. Üçlü bir sistemle hoca oynatacak bu dönem. Ve üçlü sistemin tabii herkes, sizler de biliyorsunuz, avantajlı, dezavantajlı dönemleri var. Ama benim futbolcularda gördüğüm, hani kampta olsun, devamında olsun gördüğüm, hissettiğim şu: zevk alıyorlar. Yani o şu an oynadıkları sistemden zevk almaları çok önemli. Beni de mutlu eden, başkanı, yönetimi de mutlu eden kısmı da aslında bu, şu noktada. Bunu tabii uygun sahaya yansıttığımızda hem biz zevk alacağız, hem oyuncular zevk aldıklarını söylüyorlar. Başarısıyla birlikte de taraftar da zevk alacak tabii. Ya şöyle, tabii Adana Spor camiasında bir hedefsiz olma şansımız yok bizim. Yani bunu bazen bazı noktalarda kaçırıyoruz. Yani bazı takımlar var, şehir takımı, bir şehirde olmasına rağmen şehir takımı statüsünde ya da o ölçüde değiller. Tabii bunlar daha çok altyapıya ya da bu tür şeylere önem verebiliyorlar. Genç oyuncu oynatmak da olsun, şey olsun. Biz bunu düşünsek dahi uygulamaya sokarken Adana Spor gibi bir camiada biz işte 3 sene, 5 sene hedefsiziz, bizim amacımız şu deme lüksümüz yok açıkçası. Bunun ikisini beraber yapmamız gerekiyor. O noktada da yani transferlere baktığımızda, yaş ortalamalarına baktığımızda aslında bayağı genç. Yani geçen sezon da yaş ortalamamız gençti. Bu sezon da yaş ortalamasına çok önem vererek aslında transferler yapıldı. O noktada hani yani iyi olacağını düşünüyorum tabii yani. Tabii işte başarı da zaten böyle geliyor. Biraz taraftar, bir noktada yönetim